Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı şöyle güzellikler niyetlenin bakalım. Umut dolu olsun. İnşallah güzellikler de bizi bulsun inşallah. Ben kolektifin adına tabii ki de kolektif için hayrına olsun, bütünün hayrına olsun inşallah diyerek kapatıyorum. Sizler de uyanları alın. Uyumayanları da şöyle evrene gönderin enerjisiyle dinleyebilirsiniz diyorum. Şöyle neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra gördüklerimi sizlere gösteriyor olacağım. Neler varmış şimdi göz atalım bakalım. Evet, tek celsede attığınız bir imza olmuş ve insan karşı taraf bunu çok net hak etti diyorsunuz. Doğrudur, hak etmiştir kesinlikle. Neden hak etmesin? Hak etmeyecek bir şey mi, niye yapalım ki? Bir şeyler oluyorsa aslında herkesin de hakkında hakkı olan oluyor bir yerde. Yani şunu söylemek istiyorum. Hakkı olandan kastım. Hak etmediğimiz şeyler de yaşıyoruz elbette ki. Ama sen karşı tarafı bunu yapıyorsan vardır bir bildiğin. Hakkındır da yapıyorsundur anlamında söylüyorum bunu. Şunu söylemeden edemeyeceğim her şekilde. Şimdi sizin bir önceniz var, bir sonranız var. Kendinize adeta şunu yapmışsınız. Ben artık. Yani ben burada ben artık dediğinizi görüyorum. Şimdi bunu da açıkçası şöyle bir gerçek var her şekilde. Şimdi S harfindeki bir insan var. Önce bir üç kişi konuşuyorsunuz çünkü siz bu konuşmalarda, bu konuşanların asla ve asla ne dürüst olduğuna inancınız var, ne de sözlerini tutacaklarına inancınız var. Yani o yüzden böyle sanki şey gibisiniz. Bak kameralar açık mı? Konuşuyoruz. Bak hani gel gidelim şeyde noter huzurunda konuşalım. Hani siz bir şeyleri resmiyete dökmek niyetindesiniz arkadaşlar. Bayağı hem de. Siz bu işi resmiyete dökmezseniz ne olur? Tam da korktuğunuz olur. O yüzden müthiş doğru bir hamle. Çok doğru bir hamle yapıyorsunuz burada. İki kişi bir çatı altında konuştuğunuz bir konu var. Karşınızdaki insan size böyle bir öbek bir şey getiriyor gibi çıkmış. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Sanki böyle önünde hani böyle bir kucak böyle misket toplarsın atarsın ya karşı tarafın önüne. Siz bir misket toplayıp birilerinin önüne yatacaksınız. Kanıtlarla görüşüyorsunuz. Belgelerle adım atıyorsunuz. Milletin ağzını torba değil büzesin mantığı burada var. Çok uğraştığınız bir döngü geçmişten de getirdiğiniz bir konu var. Şimdi şöyle olmuş yalnız. Geçen ayki mevzuyu konuşurken bir sene öncesindeki mevzu çıkmış. Onu çözmeye çalışırsak bundan 5 sene öncesindeki çıkmış gibi. Biraz böyle sanki matruşka bebekler iç içe çıkıyorlar ya. Ama buradaki sıkıntılı gündem geçmişten günümüze, geçmişten günümüze gibi. Geliyor. Şimdi şöyle bir şey var burada. Siz bu kadar ahtapot olursanız yüklenmek isteyen çok olur. Net. Hiç daha 2-2-4 gibi bir şey. Daha devam etmenin bir anlamı yok. Sen bu kadar diyor emek verirsen zaten olacağı oydu. Aslında. O yüzden diyebiliyorum ki hayatınızın herkes adına bir kendinizi süpürge ettiğiniz hatta günleriniz, dönemleriniz her şekilde yalnız atacaksınız bu imzaları da hani sonuçta neden böyle olsun ki diyor gibi çıkmışsınız. Çok haklı olarak bu düşüncedesiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var. Bir sakinlik, bir stabilite var her şekilde önünüzde. Şimdi bu sakinlikle alakalı sizi sağa sola çekiştiren iki tane insan var. Çok doğralı mısınız? Hayır. Sanki böyle kollarınıza resmen şey geçirmişsiniz. Perde.
Pelerinle bir kıyafetiniz var. Şimdi gelecek için de bir perde, yani ne yapabilirim düşünceniz hakim. Yalnız geçmişteki birisinin de, işte bak, siz burada ahtapot çıkmıştınız ya, muhtemelen şununla alakalı bu ahtapot görseliniz var. Şuradaki çekiştirildiğinizi görünce. Arkadaşım, sen herkesin derdine koşarsan kendi derdini unutursun. Yani çünkü hepsine ben yaparım, ben yaparım diyorsun. Önünde 3 tane dileğim var, 3 tane kapım var. Sen bu hafta bir başlayacaksın. Bana kalsa Kasım'a da bağlıyor zaten yani. Şimdi şöyle düşünmenizi isterim. Kasım ayında tarih olarak beklettiğiniz, ertelediğiniz, Kasım'a bıraktığınız ne var ise, arkadaşlar, ne ise artık o. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizin hayatınızda çok konuşan var da az iş yapan var. Konuşurken çok ama az iş, yani işe gelince yok bir şey. Siz yine kendinizin işinde kendiniz göreceksiniz. O yüzden çok da milletin o ben sana bunu yaparım, şunu yaparım, böyle olacak, böyle olacaklara çok da güvenmeyin. Çok güvenmeyin. Net. Şimdi çekiştirildiğiniz bir süreciniz var sağ sol arasında. Sizin yine bak Kasım ayında da hem çekiştiriliyorsun hem kendine vakit ayırıyorsun. Fakat aklında mantık arasında sıkışıp kaldığı zamanların var. Aşağıda bir insan, asla güvenmiyorsun. Kendi birebir elden almak istediğin yanıtlar diyebiliriz. Yanıtlar diyorum burada. Haberler, donanımlandığın bir nokta çünkü. Bir şey tutuşturursun da duman tüter ya. Siz bir şey başlatacaksınız. Siz bir şeyin dumanı tütsün istiyor gibi çıkmışsınız o yüzden. Ben şurada şunu söyleyebilirim. Bir şey yapacaksınız ve o duman tütecek. Kendinizi kollayacaksınız sonra. Bakın, siz özellikle artık bunca şeyin, her şeyi sizin idare etmeniz, yapmanız sonrasında özellikle diyeceksiniz ki ben, madem belki de kıymetiniz bilinmedi, madem öyle ben kendimi geri çekeyim, bak nasıl karışacaksınız diyorsunuz. Çünkü orası çarşı pazar karışıyor. Kasım ve Aralık aylarında insanların kendi hallerinde çok fazla bir sağ sol koşuşturmacası ve konuşmalarının olduğunu gösteriyor burası bana. Şimdi bu konuşmalar arasında sen sadece kulaklarını tıkıyorsun. Ellerini açıp misket, ellerine kaşık var, kaşık havası oynuyorsun. Bir şey sonuçlanacak tam da istediğin gibi. Bak, ahtapot oluşumlar, rahatsızlık, daha doğrusu rahatsızlığı da şuradan kaynaklanıyor. Sen çabalarken millet yan gelip yatıyordu. Sen milletin işini hallediyordun, sistem öyle dönüyordu. Bir gün bir bardak su istedim, milletin hep işi varmış gibi pil çavrusu gibi dağıldılar. Sen misin bana bunu yapan deyip siz bir karar alıp bunu yürürlüğe koyduğunuzda, işte insanlar kendi işlerine devam ederler. Ama sen günün sonunda onların işini yapmadığın için onların patladığını görmek seni mutlu edecek. Çünkü senin ne iş yaptığını anlayacaklar ancak o zaman ki sen böyle kaşık havası gibi ellerini kaldırmış bir şey kutlayacaksın. Bana kalsa Kasım sonu Aralık'ın ortasına kadar gibi durmakta. Ancak sen bir şey sevincine imza atıyorsun. Diğer ahtapot hallerinden de daha stabil bir sürece doğru adım attığını göstermiş. Günün sonunda ne oluyor? Kasım Aralık sonu olarak değerlendiriyor burayı da. Burada zirvedesi, millet de yanı başında duruyor. Üstadım der gibi bakmışlar size arkadaşlar. Sen nasıl çözdün bu işi ya patronum? Der gibi resmen. Çizgin net. Güneşin doğmuş. Çok eskiye nazaran bu, ister buna ahtapotta herkesin derdine koştururken de kendi derdin ve çevrendeki insanların derdine merhem olmaya kovalanırken de ne güzel çıkmış, ne güzel çıkmış. Şimdi şurada gördüğünüz üzere tıkanıklık var. A harfi var.
Arkada kalan bir sen var senden öte gibi. Para güçlenmesi yaşayacaksınız ama. Parasal anlamda erkeğin çok ciddi paralar kazanacağı bir hayat mıdır acaba bu? Diyor burası bana. Çok güzel dağa çıkmış ya. Muradına erersin, çam ağacı gibi çıkmış hatta. Bir, iki, üç kişi de etrafından dönüp bakıp uzunluğuna bakıyor gibi çıkmış. Şimdi iş yeriyle alakalı da hani şey, gelen giden var, sirkülasyon var, bereketim var, insanlarla diyaloglarım var gibi duruyor. Şimdi hane içerisinde bir dağ var. Bu dağı da tırmanmaya çalışan 200 insanlar var. Siz insanların özellikle bir tanesini elemişsiniz. Bence bir amca, bir teyze, bir yenge figürüdür artık o bilemeyeceğim ama burada çok net bir şekilde birilerini elemeniz sizin işinize gelir. Çünkü aslında bu insan biraz ayak bağı olmayı seven bir insan. Sonra şu insanı eliyorsunuz. Kademeli bir süreciniz var derken aslında böyle bir dağ tırmanıyormuş. Bir aşama aşılmış, ikinci aşama sonra bitmiş, o üçüncü aşama gibi kademe kademe basamak basamak halledilmiş bir süreç bu. Sonunda zirvedesin, güneş tam tepende. Çizgin net, düşman kaybetmeyeceğim ben ama pardon düşman kazanmayacağım ben ama yine de dostumu kaybetmem. Var olan değerlerimi koruyorum. Diyor burası. En çok aşk tarafında yorulacaksınız. Yani böyle konuşmaların da yoğun olduğu bir tek taraflı çapa var ama. Normalde deniz çapaları şöyledir ya işte ortadan ikiye böyledir yani. Bu bayağı şöyle. Burası da var ama böyle biraz. Hani biraz silik içine. Açıkçası söyleyebileceklerim böyle. İş tarafı açık, pürü pak, bereketin yerinde. Hane içerisinde eninde sonunda rahatlamış bir süreçtesin. Sadece ailede bir tane koca kafalı bir insan var. Basbayağı yüz yuvarlak çıkmış kafası. Biraz dedin dedik ki boş vereceksin sen onu. Sen onun dediğini takılmayacaksın. Şimdi şöyle iş yeriyle ilgili çocuğunu alıp faydası uğruna eşinin yararı için bir arkanda bırakıp da önüne baktığın sürecin var. Yenilenme midir? Tabii ki de olabilir. Ama bir düzenin, bir sistemin yenilenmesi midir? Tabii ki de olabilir. Şimdi hane içerisindeki olaylarla alakalı. Orada da bak maddi ticaret gibi bir görsel var. Yani aslında senin hayatında diyebilirim ki ben parasal anlamda seni rahatlatacak bir sürecim var. Birilerinden de gerekli destek gelir. Şimdi son olarak aşk hayatınızdaki evet parasal başlangıç var. İnşallah da gerçekleşsin arkadaşlar. Maddi anlamdaki sıkıntılar elbette ki bir evliliği tetikliyor, etkiliyor her şekilde. Dilerim sizin etkilemesi çok az olsun. Dilerim etkilenmezsiniz. Çünkü parasal anlamda güzel fırsat kapıları açıldıkça sizin ilişkinizdeki devamlılık, huzursuzluk şunu söylemek istiyorum. Bu huzursuzluklarla alakalı bütün sebepleriniz başında geliyorsa bile güzel başlangıçlarınız. Olur. Bu başlangıçlar size çok güzel kapılarda açar. Yeter ki o kapıyı görmeyi bil demiş. Arkadaşlar sadece görebildiklerimi aktardım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sabah akşam bakımlarım sayenizde devam etmekte. Teşekkürün en büyüğü sizlerin. İyi ki sizler de varsınız. Şunu söyleyeceğim. Derdinizi bilmiyorum. Dermanı Rabbim de elbette ki ama şunu biliyorum ki ilahi adalet sistemle tecelli eder. Sen beddua etmesen de
olması gereken olur ve sen zaten bunu zamanla göreceksindir. Onun dışında sağlığın el versin yeter ki. Neler açılmadı geçmişten bugüne bak. Bunun da üstesinden geleceksin. Bu böyle kalacak mı sanıyorsun? Öyle olmuyor ki arkadaşlar. Neler atlatmadık bugüne kadar. Bu da geçecek. Sağlık izin versin yeter ki. Depresyona girerek yeter ki umut yollarını kapatmayalım kendimiz. O yüzden beddua etmeyin diyorum negatife bağlamamanız için. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.